Başlayınız. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu ve selamu ala Resulillah. Barçalarınızda selamu aleyküm. Hoş geldiniz sizler. Allah sizlerin öz bu sıfırlarında açlasın. Geleceğinizi barkaran kılsın. Ve ötken küllerinizde giyen hatalarınızı uzu uçursun. Demek bugün 141. sırrımız George Bernard Shaw denen adamı gebeyken. Bu şuna kadar ayıp ötken eken. Bazı insanlar borluğunu kanday bozsa şunday derece kabul kılıp neyle şunday diye soru görüşedir. Любовь Владимировна, я только вебинар начал. Kechirasiz, Любовь Владимировна телефон қылып қалды, Skype'dan компьютерде енді үйленіп кетіп қалар екен. Yani kaytaktan oşu cevabımızdan başlayınız. Demek 141'si George Bernard Shaw gibi. Bazı insanlar borluğunu kanday bulsa şundaydı bir çeke kabul kılıp neyle şunday diye soru verirse ben ise önde mevcut bulmadan nasara kadar oylayıp neyle mümkün olmaz deyip oylayman. Demek bu, demek iştirden, kurtturdan bu sırrımız şunu anlasayken ki elbette adamlar tavcudda ne de, ne mege bu, ne mege bu, ne mege bu, ne mege deyip de. Şimdi Allah onu oşan dayatken de ki, o şaka bulan da kadar kalırsa. Şimdi biz de bu şakaptan kilit çıkıp, ne mege mümkün emez de, nasıl olarak buluşturduğumuz gereken de. Bazı bir negatif adamlarımız şaka sual verdi ki, bu bulan mı ki, bulmaz mı ki deydi. Biz başlangıçta, ben şu sırada, hama hama kalırdı, gördüğü türden hamelerimizden, mesela kurçuluğumuz İskit'ten, hamkorlarımız, İskitten hamkorla böyle oturuşuptu. Liderler, masterler oturuşuptu. Demek biz bu nasını nemege bulmaz eken, nege buluş mümkün emez eken dege maksatta Skype kampanyası kırıp azo bulup öz işimizi başlayalımız. 2014 yılda Anatoly Dvorinsky internet orkalık, YouTube orkalık birinci müracaat kılıp Skype chat otkazgan paytı da bu nemege için bulmaz eken, buluş kerar degen biz maksatta biz uzunumuzu, uzun kopma yanımızdaki sarı şakamızı koyup bu loyakaya azab olduk ve hazır bir gün geçer. Bir de bize maz, koplak, bana şu sadık, ne hangi bir kampanyanı, loyakamızı soyup, sadık hamkorlara tohtatmasından hazır geçen investisi kılıp durmamız. Bana bakıyor Can, ha? Batta kaçan koşulunlarımızı şundan bir investisi kırtıp gelebilir. Muhammed'in han kaçan kırılgan bozul şundan bir intisi kırtık kırılgılar. Ben ise o şey 14 yıldan beri, 6 yıldan beri hani birer ay tölemeye kaldırmadım. Birer ay ben intisi kırtık izmeden ayım bulmadım. Şundan beri biz o intisi kırtık durumumuz. De ki, neye de mümkün emez? Dela sağlı biz bir yalnız. Ben şu George Bernard Shaw şuna kadar yanıyorum. Demek biz ne için bulmaydı, ne için mümkün emez deken sorunu kopmak verişimiz gerekiyordu. Ne için biraz bu teknikler için nakılış mümkün emez mi? Uzgatırış mümkün emez mi? Ne için daimi biz bir kalıpta yaşayışımız gerek? Ha, maktablarda derslerimiz uzgatırışımız mümkün emez mi? Derslerle yerleriz kırtışımız mümkün emez mi? Fazlalarımızı özgüçe talim talibe verişimiz mümkün emez mi? Deken sorunu bırak kopmak biz hayatımızda üç aydan ikir çıkırdı. Bana şu soru bile müracaat kılışlarımız gereği olarakken. Kiyinki sırrımız. Bürüzü kadar ikinci sır. 10 gün gizdeki cerayalar tekkizliğe. 10 gün gizdeki cerayalar bir tekkizde osudu buluşunu tahammülaş için kuyudaki amallarını bacarın. Demek kökçülerin 10 osudu da kök hatar bor, havatır bor, kandaydır, korkunç bor. Yani şu aslını, aynıysa salbi nasılını, salbidir biz uzbeşilerdemiz. Negatifdir, Rusça'da, İngilizce'de aytadı. Yani şu negatif fikirlerini biz çıkartlaşaştığımız kararda. Ve onun için şu meseleni kılıştığımız kararken. Birincisi, tinç, osuda joyda kılışınız bilen ruhunuz hüddü istalgan joyga. Cereyanı kırgandak bulup odaklanışı için siz her gün bir hır joyda, bir hır vaxt içinde meditasyon kılışını, maş kılışınız kararda. Yani tinç, osuzda, hiç kadar şok kusura oluyor, kırıp
Hani bir bizde şuna imkaniyatlar var, az cüde imkaniyat kapayıp ketken. Mesela avaz tosuvçu kaplemeli var. Devarlarımızga, tomlarımızga avaz tosuvçu kaplemeli kaplasak, demek bizde uşa hanedanda sakinlik, tinçlik böyledi. Uşa sakin, tinç hanedanda biz bir meditasyon kılıp, tinçlik, asuvçları halette biz uşa meşgalimiz var, aldığımız yıllarda yatkanımız. Nefes alıyor, nefes çıkarışta, yani salavga, adedige, bir sohbet, çoğalık bir taqdimlar bilan shunaqangi bir shukronalar bilan shunaqangi bir Allohning bergan kuniga shukur etishlik, bergan ne'matlarga shukur qilishlik jarayonida bundan keyingi ulug' ne'matlarni berishlik haqida bir tafakkur qilib ongimizni shunaqangi holatga o'rgatishimiz kerak ekan. Ikkinchi sirimiz erta tong meditatsiya qilishimiz uchun eng maqbul paytdir. Hindistonlik yoga bilan shug'ullanuvchilar quyosh chiqishdan oldingi vaqtni eng mo'jizaviy vaqt deb bilib, unda haqiqiy tinchlikka erishish mumkin deya ishonganlar. Bu hindistonliklar shunday o'ylarkan, o'zbekistonliklar shunday deb aytadi. Quyosh chiqishdan oldin bomdod namozini o'qib, bomdod namoziga turib, hattoki quyosh chiqishdan 2 soat oldin turiladi. Quyosh masalan bugungi kunda aytaylik 6:30 chiqayotgan bo'lsa, 4:30 turiladi. Tergalini kılıp, ertelakli ibadetlerini kılıp, Kudan'ın ağzı deliğini sorar. Tinç, hatır, cam halette, bunda namazını kılgandaki gün, öz tilak niyatlarımızı kılıp, oturuşluğumuz ve kuyar çıkışı başlayanda sahilde çıkıp, tabiatta kuyunada çıkıp, tabiatta asmanda ve kuyar çıkışını kuzetip, özümüzü yürüyüş maçlarımızı, yürüyüş maçlarımızı kılımız mı? Hangi bir açık tabiatta çıkıp, hangi bir açık havada yürüyüşlüğümüz, sahil kılıçlığımız zor çıkış payıydı. En yakışı makbul vakti sohbeden. Üçüncüsü, boş yaşınızdan avval uzunluğunuzu bazı cümlelerden aytıp tinçlendirin. Mesela, etibarım bir cahide cemlengen ve cüda hani tinç halat demem. Etibarım bir cahide cemlengen, cüda hani tinç halat demem. Etibarım bir joyda joylangan va juda ham tinch holatdaman deb mana shu jumladan meditatsiyaga kirishdan oldin boshlashligimiz, demak birinchisi meditatsiya qilishlik, tinch osuda joyga kirishlik, ikkinchisi o'sha payt bomdod payt bo'lishligi, ertalab azondan quyosh chiqishdan oldin vaqt bo'lishligi, uchinchisi mana shu jumlalar bilan boshlashlik. O'zimiz astagina ong ostimizni, o'zimiz ongimizni, o'zimiz hayot jarayonimizni mana shunaqangi sirlar bilan, mana shunaqangi mashg'ulot bilan, mana shunaqa narsa bilan sekin asta-sekin izga solib borishligimiz va ijobiy tus olishligimiz, ijobiyat bizni quvib beradigan holatga kelishligimiz uchun mana shu ishlarni bajarishligimiz kerak bo'ladi ekan. Demak, to'rtinchisi, agar fikrlar kelishni boshlasa, ularni haydab chiqarishga shoshilmang. Aksincha, ongingizga kirishga va osmondagi bulutlar kabi suzib o'tib ketishga ruxsat bering. Ongingizni go'yo birorta ham to'lqin bo'lmagan tinch ko'l deb tasavvur qiling. Demak, o'sha qandaydir fikr kelsa, uni ham masalan darata uni chiqib ketishga harakat qilib, bir qandaydir boshqasini o'ylashlik emas. O'sha oqistalik bilan, tinchlik bilan tinchitishlikka, ya'ni o'sha kelgan fikrni o'zingizni bir fikr jarayoningiz, ongingizni bir ko'l deb o'ylasangiz, o'sha ko'lga suzib kelgan bir bulutlar, osmondagi bulutlar kabi suzib kelgan holatda, ya'ni ko'lga mundoq qarab o'tirsangiz, osmonda bulut paydo bo'lsa ko'lda ko'rinadi. Shu holatni tasavvur qilib, sekin astaga bilan buni singdirib borishlikka. Singdirishlik natijasida zo'rqishlik emas, zo'rqishlik bilan emas, balki bilaksa uni hech qanaqangi bir zo'rqishsiz, zaruratsiz asta-asta singdirib yo'q qilib berishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Ongingizni go'yo birorta ham to'lqin bo'lmagan tinch ko'l kabi tasavvur qiling. Hech qanaqa to'lqin yo'q, tinch ko'lda to'lqin bo'lmaydi. Daryoda, dengizda, okeanda to'lqin bo'ladi, lekin ko'lda to'lqin bo'lmaydi. Shu osuda to'lqinsiz bir ko'l kabi o'zingizni ongingizni tasavvur qiling. 5-inchisi, boshlanishiga 10 daqiqa shunday o'tiring. So'ngra bu muddatni sekin-asta oshirish orqali mashq vaqtini uzaytiring. 1 yoki 2 oy o'tib, siz salbiy bosim ostidagi uy hayollar ta'siriga tushmaysiz va avvallari his qilmagan tinchlik tuyg'usini tuyasiz. 1-2 oy vaqt ketar ekanda, har kun 10 minutdan bo'lsa 1-2 oy vaqt ketar ekan, bir oyda 30 kunimiz bo'lsa, 10 minutdan bo'lsa 30 kunda 300 minut.
600 minut vaqt sarf qiladigan bo'lsa, keyinchalikda bu odat bo'lib qoladi. Bir qoidaki odat bo'lib qolib, shu holatga, shu birinchi holatga, shu ikkinchi holatga o'zingizdan o'zingiz kiradigan bo'lib qolasiz. Vaholanki bir kishi bilan bir tortishadigan suhbat boshlanadigan bo'lsa, o'shanda ham o'zingiz shu meditatsiya holatiga o'tkazishlikka ongingiz o'rganib qoladi-da. Siz o'zingiz beixtiyor, siz o'zingiz xohlamagan, o'zingiz bilmagan holatda siz ongingiz osuda holatga o'tib ketadi. Mana shu mashqlarni takrorlab borishning natijasida. Demakki, buni qarab o'tirguncha do'stlik aloqalarini o'rnatishga harakat qiling. Bu sog'lom va omadli kelajakni kalitidir. Demak, nima deymiz? Do'stlar bilan doimiy aloqada turishimiz kerak. Hech bo'lmasa bir qo'ng'iroq qilib turishimiz kerak. Bu yerda hol-ahvol so'rab, biz oldingi usullarimizni aytganmiz, xat yozishlik. Haftada bitta xat yozadigan bo'lsak, yaqinlarimizga, tanishlarimizga haftada bittadan xat yozganimizda 1 yilda 2 ta xat yozar ekanmiz. Ana shu yo'l bilan ham, masalan, uzoqda bir ko'rishadigan odamingiz bo'lishi mumkin. Bu yerda shunaqaki ko'rishadigan, ko'rishadigan, tez-tez ko'rishadigan odamingizga xatni yozib, qo'yib berishingiz ham mumkin. Anchadan beri siz bilan gaplashishga vaqt topa olmayotgan yaqinlaringizga qo'ng'iroq qilish yoki eski do'stlaringizni iliq maktub yo'llash uchun ozgina vaqtingizni ayaman. Ha, aytib o'tdik. Qo'ng'iroq qilish yoki maktub yo'llashlik. Uzoqda bo'lsa, bizga buni turar manzili aniq tayin bo'ladigan bo'lsa, o'sha aniq tayin manzilga xat yozib, xat yo'llashimiz mumkin bo'ladi. Keyin o'sha do'stlaringizdan keladigan samimiylik va do'stona yaqinlikni tuyasiz. Va albatta natija sizni e'tiborsiz qoldirmaydi. Biz qanchalik do'stlarimizga e'tibor bersak, ular ham bizga iliqlik bilan, ular ham bizga e'tiborlilik bilan munosabatda bo'lishadi. Do'stlar yoki do'stlik rishtalarini iloji bo'yicha uzoq saqlashga va ularning sonini ko'paytirishga va ularga imkon qadar sodiq bo'lishga harakat qiling. Ya'niki bu maktublarimizda bir iliq so'zlarni gapirib, do'stim qaysidan bir ko'rishmaymiz, sog'indim, sizni ko'rgim keldi degan munosabatlarda bo'lishligimiz. Daje shunaqa narsa bor, bizda ilgari ota-bobolarimiz aytishadi, avliyolar bo'ladi deyishadi, avliyo deganim juda bir Allah ketishgan odamlar bo'lar ekan, ular biror kishini ko'rishmoqchi, biror kishini uzoq ko'rishmagan bo'lsa, ularni hayvonlar chaqirishar ekan-da. Ularni hayvonlar chaqirishar ekan. O'tirib do'stim deb bunga munosabat bildirib o'zlari xayoldan o'tkazib gapirishar ekan-da. Shunda haligi do'stlar albatta kelishar ekan. Ko'p vaqt kuttirmasdan u do'stlari o'zlari qoshlarida paydo bo'lar ekan. Yoki shunaqani bir ko'rib borib, ularni imkon qadar ziyorat qilishga harakat qilishar ekan. Bu esa insonlarning juda ko'p qismi qo'ldan boy beradigan hayotning eng buyuk zavqidir. Ko'pchilik ishi bilan bog'lanib, yugur-yugur bilan, bu savdo-sotuv bilan bo'lib, manzildan bu manzilga yugurib, bir nimani sotishlik uchun, bir nimani olib kirishlik uchun, bir nimani tarqatishlik uchun shunaqa vaqtni ko'p vaqtni sarf qilib qo'yar ekanda. Ayni bizning loyihamiz buni shunaqangi insonlarga tinchlik, osudalikni beradigan loyiha. U yoqdan bu yoqqa yugurish shart emas. Mana pandemiya davrida uyda o'tirib ham ancha-muncha ishlarni qildik. Telefon orqali, internet orqali. Bizga yaxshiyamki bir narsa bor. Bu internet degan narsa bir ajoyib narsaki, o'zi bir-biringizni eng uzoqdagi yaqiningizni ham ko'rib suhbatlashish imkoniyatini beradigan narsa. Ko'rib suhbatlashish, boshqalarni qilish, bajarishlik, kunda bir bor bunaqa yig'ilishlarni qilishlik yoki masalan, nima deb aytaman? Shunday deb aytamanki, men o'zimdan yuqori sponsorlar va problema boshqarmasi a'zolari bilan kunda bir marta gaplashib o'tirib, mundoq kechki paytda nima deymiz, shunaqa bir kechki planorka deymiz, o'rchasiga planorka deydi, 5 minutlik o'tkazamiz. Yig'ilishib, nima ishlarni qildik, nima ishlarni qilish rejalari bor. Shunaqa narsani biz o'zimiz chiqib, ularni vaqtini olib, biz ularga suhbatlashamiz. Kunlik rejalarimizni qilib, kunlik qilgan ishlarimizni bir-birimiz hisoblashamiz. Lekin bizda O'zbekistonda mendan pastdagi komandada bunaqa narsa yo'q. Men ko'pchilikni ko'p marta shunga taklif qildim, shunaqa e'tibor berishligini qaratdim. Masalan, hozir 88 ta lider bor, 11 ta master bor. 88 11 99 bo'ladi. 10 tadan bittasi qatnashganda hozir webinar holida 9 ta odam bo'lardi. Nima uchun bular tashkil qilinyapti? Do'stonalik yo'qolmaslik, o'zimizda aloqalar yo'qolmasligi, bir-birimizga jipslashishimiz, komandamiz mustahkam bo'lishligi uchun imkoniyat beryapti bizga kompaniya. Bundan foydalanishimiz kerak.
Mana shunaqangi zoom degan narsa bor. Kunda bir marta to'planishib, yig'ilishib, qilgan ishlarimizni sarhisobini qilib qo'yishimiz mumkin-ku. Masalan, men bugun bitta registratsiya qildim, bir kishini yozdim, deb o'zim taklif qildim. Shunaqa birga bir usulini rivojlantiradigan bo'lsak, bizni komandamiz juda rivojlanib, jamoatimiz juda rivojlanib ketib, O'zbekistonni tez kunlarda Skyway yo'lini qurishni boshlagan bo'lamiz. Bu juda ajoyib imkoniyatni bizga Xudo beryapti-da. Bu narsani kim tushunadi, kim tushunmaydi. Iltimos, hammamiz bu narsani to'g'ri tushunib, to'g'ri anglab, bugungi ishlagan narsamizni ertaga hayotga tatbiq qilishlikka harakat qilaylik. Bo'lsa qo'rqinchlar. Klassik tinchlantiruvchi musiqalar. Klassik tinchlantiruvchi musiqalarni topib, ularni samarali o'tgan ish kunidan so'ng tinglang. Mayin musiqalar asabni mustahkamlab, kayfiyatni ko'tarib, ko'ngilni ravshanlashtiradi. Mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerakki, bizni sokinlik alomatini sezishlik uchun o'zimizni sokin tutib ishlaganini bilishimiz kerak. Sakinat qayda bo'ladi, chiroyli ko'rinib, mana bu musiqa deyapti. Klassik tinchlantiruvchi musiqani eshitishlik, ya'ni bizda eshitishsa bo'ladigan bir mana internet bor, hammada internetga shunday qilib chiroyli qiroatlar deb shunday yozsak, chiroyli qorilarimizni bir shunaqangi bir maromiga yetkazib qiroat qilishadiki, Qur'onni o'qishadi, uni eshitgan sari odam eshitgisi keladi. Musiqa asabimizga barpasda tegib qoladi 15 minutda, lekin Qur'on Allohning kalomi shunaqangi bir narsaki, bizni hayotimizni ser mazmun bo'lishligiga olib keladigan eng yaxshi tinglaydigan narsa shu. Men bu yerda yozganim yo'q, har xil odamlar bor. Shuning uchun men bu narsani bu yoqda yozmadim. Musiqa deb musiqa asabni tarbiyalaydi. Demak, Qur'on ham odam asabiyatini, ruhiyatini, ongini rivojlantiradi. To'yintiradi. Insonni moddiy, ya'ni moddiy bir ehtiyojlari bo'ladi, ma'naviy ehtiyojlari bo'ladi. U esa albatta insonning ma'naviy ehtiyojlarini qondiradigan narsadir. 145-chi. Ishtahangizni bo'g'ing. Ko'proq suv ichish orqali ishtahangizni bo'g'ing. Kuniga 10 stakandan bo'lsa, ayni muddo bu ichki moddalar almashuvini yaxshilab, tanani g'uborlardan tozalaydi. Bundan tashqari, oz iste'mol bilan qorin to'ydiruvchi, uglevodga boy mahsulotlar, guruch, kartoshka, grechka kabilar va har xil suyuq ovqatlar tanovul qilishga odatlaning. Siz o'z taomnomangiz haqida qayg'urishingiz lozim. Ya'ni unda quvvatlaringizni oshirib, aqliy faoliyatingizni rivojlantirishga moddalar bo'lishi kerak. Demak, ovqatlanish jarayonimizda demak bir kunda 10 stakan, ya'ni 10 stakan suvimiz o'rtacha olganda 200 gramdan bo'lsa, 10 stakanimiz 2 litr bo'ladi. Ya'ni 2 litr suvni ichishni albatta o'zimizga bir reja qilib olsangiz albatta yaxshi bo'ladi. Suvning eng buyuk ne'matligi hammamizga ayon. Bu suv bo'lmasa, bir pastda suv chanqagan bo'lsak, suv topolmasak, dunyo ko'zimizga qorong'u ko'rinib ketadi. Ovqat yemasak ozgina chidaymiz, lekin suvsiz chidash juda qiyin. Shuning uchun o'zimiz mana shu suv ichishlik demak, kuniga kamida 10 stakan suv ichishlikni odat qilib olsak yaxshi bo'lar ekan bu. Masalan, har soatda bir kunduz kuni har soatda bir stakandan. Har soatda bir stakan suv ichishni odat qilishligimiz kerak ekan. Yoki bo'lmasa, mana kechanda bir juda ajoyib maslahatni berishdi. Internetda bor ekan, shunaqangi bir badanda tuz to'plansa nima qilib uni ketkizsa bo'ladi degan savolga shunaqa javob berib qo'yilibdi. 5 litr suv ichishni taklif qilishibdi. Badanda tuzi bor, shunaqangi tizza og'rig'i, yelka og'rig'i, bo'yin og'rig'i, shunaqa og'riqlari bor odamlar albatta 5 litr kuniga suv ichsa, ularni doimiy emas, albatta bir ma'lum vaqt ichida qarang. Oldilaringizda suv bo'lsa ichib qo'yinglar. Ichib olinglar, bir qoplab qo'yinglar. Tomoqlaringiz ochilib, ravshanlashib, so'z jarayonimiz rivojlanishadi. Demak, shunaqangi qilishligimiz kerak ekan. Ovqatlarimizni ham iloji bo'yicha yengil taomlarni taomlanishligimizga o'rganishimiz kerak. Suyuq ovqatlarni ko'proq iste'mol qilishga o'rganishligimiz kerak ekan. Ana shunda biz ham ruhan, ham jismonan, ham aqlan, ham ongimiz rivojlanishiga sabab bo'lar ekan. Navbatdagi 146-sirimiz, vaqtingizni rejalashtiring. Bu haqida juda ko'p gapirganmiz.
Aldığımız duplikası derslerimizde ayıp ötkenimiz ve bundan taşıları cüde daimi çok çok kaytarıklar var neyse vaktimizi daimi rejalaştırmamız gerek. Barça neyse öz vaktinde bacarışka odaklanış muvaffakiyet sırlardandır. Bak, küllük, aylık, haftalık, aylık, 6 aylık, 1 yıllık, 5 yıllık rejalar tüzüşeğini aldığımız derslerimizde ayıp ötkenimiz. Yani şu halde biz uzunumuzu, derslerimizi kılıp barışlıkla odaklanan olsak, vaktimizi rejalaştırıp barışlıkla olsak, biz elbette bu bacarılıkkan odaklarımız bizim muvaffakiyetli olmalı nasırlardan eken. Punktuallik, tatip intizamlı ve akılını aks ettirirdi. Demek punktual barışlık, rejal kıyan vakti de kıyan işini amalga aşırışlık. Elbette bunu intizamlı ve anıklılığını aks ettirirdi. Usiz eng nazokatli inson ham yoqimsizdek ko'rinadi. Bergan va'dasini bajarmasa, aytgan so'zida turmasa, aytgan joyiga va'dasiga bajarmasa, bormasa, bir suhbatlashsangiz, uzun so'zida turmaydigan bo'lsa, albatta eng nazokatli zo'r bo'lsam, sizni oldingizda ko'rimsiz ko'rinadi, yoqimsiz ko'rinadi. Uni ko'rsangiz, bir nima desa bo'ladi, shunaqa bir Alloh tomonidan husn berilgan. Lekin akıl bilmeyen adamlar var idi. Min çoğalı bilmeyen göpleşkimiz kemiydi. Onu alıp durumumuz kemiydi. Ama ola siz kalakangı, insan indi Allah tamamen haklı yaratılınca bu sınav dünya, sınav dünyada bizi haklı kılıp yarattı. Çoğalı kılıp, hınır kılıp, boy kılıp, hembeğal kılıp, sağlam kılıp, kesal kılıp, şuna kadar sebebi itibar vermesliğimiz gerek, fakat içki dünyaya itibar vermesliğimiz gerek. Vaqtdan demak vaqtdan ilgari borish yoki kechikishdan qoching. Bir joyga va'dalashgan bo'lsangiz, unga kech qolib bormang. Va vaqtidan oldin ham bormang. Juda masalan yarim soat 20 minut oldin borib qolgan bo'lsangiz, vaqtingizni yig'ishtiring. Agar belgilangan vaqtdan avval oldinroq yetib borishingiz mumkin bo'lsa, bir oz sayr qiling. Yaqinroq manzilda. So'ng o'sha so'ralgan paytda borishga harakat qiling. Bu adat bilen siz her yerde ham daim kadirlenesiniz. Hem de o küllerde yukarıp bariyatken, şu küllerde yukarıp bariyatken bu adat fayli daim ilk karşı alınesiniz. Adamların ilk karşı alış yukarıp bariyatken var dansen. Bana hiç matı şöyle yıkılamış, orada yıkılamış desek 11 yarım 12 de yıkılamış. Şimdi bir vadalaş değil mi? Baramız dediğim mi? Ettirem. Demek ki yol masrafımız kança buluşuyduğunu biz tahminen bilemiz. Şu üründe bir tanesine ait otaman ki bir vaktide borçlikke, vadaklığından cevabı borçlikke mesela Fanzor Ömerşil çatımızda Bahtiyar Can Türk dile Andijan'dan Bahtiyar Can vaktide itip gele dedi. Vaktiden 5 minit oldun. Şuna saatte kalasanız, şuna kaynı tertiplik gününü de çakılıp gele dedi ki Bahtiyar Can bana şu itip gele vaktileri hemen aldın ki, oldun ki dedi. Andijan'dan hemen aldın itip gele dedi. 70 kilometre masrafadan, böyle bir şahırı ondan gele dedi. 70 kilometre mesafeden vakti gitip geldiler. Lekin ben şu anda çarşıda durup sümelekke 12 minütte peyde kesip oradık ancak. En sikin yürüden adam 12 minütte geldi. Sal kademeli devleştirilen adam 8 minüt 7 minütte gitip geldi ancak. Varım 15 minütte geldi ancak bir yarım saat geçip gelişedi. Bu albette insanın kadrini gitgizedi. Yenge 147. sırrımız. Bu hammasi hayotdan olingan. Bir hayvonlar hayosi, bir parishon xotirlik bilan yo ko'pnori ichib olib yonashan chekvor oldi odamning yozilgan narsalar emas. Ular hayotdan olingan asrlar, minglab millionlab yillar davomida o'tirgan tajribalardan kelayotgan narsalar. Birinchi qadam yetinchisimiz telefon siz uchun xizmatkor. Siz telefonga xizmatkor bo'lib qolmang. Tang o'tsa qarab qo'liga olib buni Şunaqa unga xizmat qilmaydi. G'itsini qaralardan qolmasa kerak. Telefon aloqa vositasi siz uchun xizmat qilishi lozim. Sizga qo'ng'iroq qilayotganlar uchun emas. Ha? Bu sizga qo'ng'iroq qilayotgan odamning siz telefoningiz sizni xizmat qilaringiz. Uni xizmat ko'rmas. Ma'nosini bilyapsizmi? U sizni xizmat ko'rmas telefon. Xohlasangiz olasiz, xohlasangiz olmaysiz degani. Keçirak, mesela zaruri
Kıttırgan işinizi şundan toktatıp telefonla cevap verişkeye, mesela bir zarurat bulmaz. Elbette boş oturgan bozanız, orada cevap verişiniz bu insanlığı fesil ettiniz. Lekin bir zarur kıttırgan işiniz bulsa, telefonla çalışan telefon bulsanız, kerevi telefon bulundu, no kerevi telefon bulundu. No kerevi, yarım saat sizi asıbınızı getirip, bunlar bulmazsa, sen gepiri oturduğun adam bulsa, elbette asıbınızı getirdi. Ne aynı bu konması yani. Demek ki bu sizi hızmat kalınız telefonu. Bu kumarak kılan adamın hizmet görmez. Bu kumarak kılan adamın kolundaki telefon onun hizmet görür. Bu kumarak kılgın da buyurdu, o kumarak kıldı, siz hizmet görürsünüz, onun cevabı veriyordu. Bu siz hizmet görürsünüz kolunuz dedi. Bu siz atka işiniz kılışınız gerek. Siz ünatka işiniz kılışınız gerekemez. Cinaması yukur böyle hem işiniz taşan olayın denen gelmez. Eğer siz muhim iş bilen band bulsanız, kumarakla cevap verişiniz şart demez. Şunçeki azgına kütün, ya ki kimdir arkayı kengirerek alakaya çıkışınızın haberini verin. Uzunuz muhtemelen işimden bulsanız, atrafınızda şunu bilediğin adam, numarını bilediğin adam olsa, ya ki telefonu kuluğa ver, yarınızdaki adamda işimden band edip, ayıp koy deyişiyse mümkün. Bunun cevap verip, sıra verilme kılışınız şart demez. Kengirerek olarak olsanız da böyledir. Bu kuluğarak adaplardan, telefon adaplardan, yani bitti, mazul açıdan daha iyi düşünerek, bu telefon degen neyse, kelgan qo'ng'iroqni ko'rsatdiradi. Ya'ni o'tkazib yuborilgan qo'ng'iroqlar degan joyda bo'ladi. Mana shu ekraningizda doim turadi. Kimdir qo'ng'iroq qilgan bo'lsa, shu yerda doim turadi. Ba'zi bir odamlar bor, shunaqangi me'di ko'pki, qayta-qayta telefon qilaveradi, telefon qilaveradi. Orib qanaqadir olmaguningizcha qo'ymay qo'ng'iroq qiladigan odamlar bor. Bunaqangi me'di ko'p bo'lmaslik kerak. Inson telefonni odobi bor. Qo'ng'iroq qildingizmi bir marta? Qo'yib qo'ying, kuting. 5 minut, 10 minut, 20 minut. Qaytaradi shu odam albatta bo'shashi bilan. Shunaqangi bo'ladiki, ba'zi bir kichkina xonalarda o'tirgan bo'lsangiz, taqtatmay jimlataveradi-da, u yoqda qaro o'tirganingiz ham bilmay qolasiz. Yoki ibodat qilayotgan paytingizda. Bizni hammamiz, Xudoga shukr, alhamdulillah ko'pimiz musulmonmiz, ibodat vaqtini bilamiz, ibodat vaqti telefon qilmaslik kerak. Bir marta telefon qilib qo'ydingizmi, javob bermadimi, kuting 15 minut, o'zi qaytaradi albatta. Bunday to'siqlar tufayli vaqtingiz isrof bo'lishiga yo'l qo'ymang. Chunki ko'plab qo'ng'iroqlar odatda keraksiz va uzun bo'ladi. O'rtacha amerikalik bir fuqaro umrining salkam 2 yilini telefon qo'ng'iroqlariga javob berish bilan o'tkazar ekan. Qarang, o'rtacha yoshi 70 yosh bo'ladigan bo'lsa, 70 yosh yashagan odam 2 yilini telefonda gaplashib o'tkazar ekan. Qarang. Hayotda anchagina maroqli va muhim narsalar bor-ku. Qoniqarli va to'laqonli hayotga erisha olamizmi? Erisha olishimiz uchun qimmatbaho vaqtimizni qadrlashimiz kerak. Siz o'zingiz balki vaqtingizni qadrga yetmaysiz, lekin siz suhbatdoshingiz vaqtini qadrga yeting. Telefonda juda uzoq mijg'ovlanib gaplashib o'tirmang. Malokaliqdan darajada suhbatni cho'zmang. Bu oldingi telefon odoblari, telefon etikasi degan mavzularımız burada, o'sha mavzularda bularni ko'proq to'liqroq yoritib berganmiz. Hamma darslarimiz internet veb saytlarimizda bor. Chatga o'sha veb saytimizni men bugun joylashtirib qo'ydim, ya'ni biriktirib qo'ydim. Biriktirilmaga qarasangiz, o'sha Skava asosiy biriktirmasida ana shu saytimizni webinar o'tkazadigan doimiy biz webinarlarimiz yozib turadigan joyi. Ma'lumot adresini berib qo'ydim, loyihasini tashab qo'ydim. O'sha yerda hamma darslarimiz bor. Mana shu bugun 147 dars o'tgan bo'lsak, o'sha 141-chi darsni sirdan 142-chi sirgacha. Vaholanki, undan oldin 9 ta duplikatsiya bo'yicha darslar o'tganmiz. Hammasi o'sha manzilda bor. Topib ularni ko'rib, qaytarish qilishingiz mumkin. Keyingi sirimiz 148-chi. Kunni yaxshi qarshilang. Har kuni ertalab uyqudan turganda duo o'qing yoki kelayotgan yangi kunga erishadigan yangidan-yangi ma'nolaringiz va ijobiy holatlar uchun shukronalar bildiring. Demak, shukrona bildirishligimiz hammamiz yana qaytarib o'tamiz biz, ya'ni dindor odamlarmiz, biz diyorlarimiz musulmonlar sharofat diyorlar bo'lganligi uchun. Ertalab hammaga uyqudan turgandan keyin alhamdulillah, Allohumma o'zingga shukr. Men bugun yarim o'likdan tirik holatga o'tkazganimga shukr. Meni bugungi rizqimni keng qilgan, meni bugun yaxshi odamlar bilan ko'rishtirgan, meni yaxshi joylarga bordirgan,
meni yomon so'zlardan saqlagin, meni yomon joylardan saqlagin deb hammamiz ham duo qilamiz. Ana shu duoni mukammalroq qilishga harakat qilishimiz kerak ekan va bergan kunida, kechagi kunida, bugungi tarozganiga shukrlanib, albatta ko'proq ko'proq shukr keltirishligimiz kerak ekan. Bu kun hayotimizdagi eng ajoyib kunlardan biri bo'lib, samimiylik, omad va zaq bilan kelishiga o'zingizni ishontiring. Va buni o'zingiz uchun maqsad deb biling. Agar siz bunga ishonsangiz, butun borliq uni amalga oshishiga yordam beradi. Har kunni umrning eng so'nggi kuni deb yashang. Baxtli hayot sirlaridan yashash baxtli hayot sirlaridan biridir. Demak, bugungi kunimizni hayotimizning oxirgi so'nggi kuni deb yashashimiz kerak ekan. Ko'proq odamlarga yaxshi qilib qo'shishga harakat qilishimiz kerak ekan. Ko'proq bizdan insonlarga manfaat tegishligiga harakat qilib yashashimiz kerak ekan. Bugungi kunimizni so'nggi kunda yashaydigan bo'lsak, biz ancha-muncha ziyonli ishlardan, g'iybatlardan, yomon ishlardan, yomon fikrlardan, yomon odamlar bilan uzoq suhbatda bo'lishdan o'zimizni saqlagan bo'lamiz. Bugungi maqsadimiz bir inson yaxshilik qilib qolishlik, yoshin singan oldingi darslarimizda aytganimiz, yaxshilik nima? Yaxshilik bir ko'chada ketayotgan odam qiynalayotgan bo'lsa, tugini og'ir bo'lsa, uni ko'tarib ketishlik, yo'lda oyoq tegayotgan tosh chekiga olib qo'yishlik, odamlarimizga suhbat boshlanganda mana transport ko'pchilik transport gavjum joyida yuramiz. Masalan, menda shunaqa odat bo'lib qolgan, bilmadim, kimda g'alada ham shunaqa odat bo'lsa kerak. Masalan, tirband joy, peshoqotdan o'tolmaymiz, mashina ko'payib ketgan, yonimizda 2-3 odam bo'lib qoladi. Ey do'stlarim, qanaqa hayot bo'ldi bu? Shunchalik ham transport ko'p bo'ladimi? Buni bir yechimi bormikan? Deb atrofimizga oldin savol beramiz. Ular qanday qilsa bo'lar ekan, shuni yurib bormikan? Degan ha, bor de. Shu narsani istasangiz, shunaqani yechimni istasangiz, Skyway degan kompaniya bor. Scar World Community degan kompaniya bor. Shunga a'zo bo'ling. O'zingizni hissangizni qo'shing, 5-4 so'mingizni shu yo'l qurilishiga sarflang va kelajakda undan daromad oling. Oxirgi zamon kelajak texnologiyasiga ega bo'lishlikka harakat qiling deb ularga bir ayolimizni vizit kartamizni berib, telefon raqamimizni berib, ismingiz, sharifingizni aytib, tanishib, telefoningizni bering. Ana sizga komanda qilishning eng oson yo'li. Biz hayotimizda ko'chada ishlab turgan hayotimizda holatda bizga shunchalik imkoniyat ko'pki, biz undan foydalanishni bilmaymiz. Agar siz bunga ishonsangiz, butun borliq uni amalga oshirishga yordam beradi. Demak, o'zimiz ishonib ijobiyatda taqasa magnet. Inson ham bir magnetda. Masalan, oddiy bir magnetni olib, bir-biriga bundoq qutbini qutbiga to'qqizib o'tkazsangiz, bir-birini tortadi. Yoki bir temir parchasini uzoqroq turgan bo'lsa, magnetga qarab o'tkazsangiz, tortib oladi. Insonni magnetda chegara bor, ma'lum bir masofadan tortadi. Insonni magnet maydonida chegara yo'q. Koinotga 120 ming olam deyiladi. Hammasiga tarqaydi. Biz ijobiy fikringiz, ijobiyatlik bu xislatingiz albatta Alloh buni qurib qaytarmaydi. Albatta kimgadir buni Alloh yetkazadi. Mana bo'lgan voqea o'tgan hafta, yo'q Alloh xolam dushanba kunimida, yo'q kecha dushanbada ekan, o'tgan hafta ekan, bir kishi telefon menga oldin 2-3 marta telefon qilib gaplashdik, ancha bir oycha davomida gaplashib yurdik. O'zbekistonlik bir kishi bizni tilovda mana aytib beryapti, aytadiki, men shunaqangi bir texnologiya bormikanda internetni rosa qidirdim deydi. Rosa qidirib deydi, rosa men ancha umrimni shuni qidirishga sarf qildim deydi. Keyin oxiri bir joyda shunaqa ma'lumot internetdan chiqib qoldi deydi, telefon yozilgan ekan. Telefon orqali murojaat qildim, qirg'izistonlik hamkorlarimizdan biri kishiga sponsorlik qilibdi. Men O'zbekistondanman desa, keyin men telefonim beribdi. Mana shu odamga borgin, san Qirg'izistonga kelolmasliging mumkin. San lekin mana shu Namanganda shunaqangi bir odam bor, Rasul Anvar degan mani telefoni, shu bilan ko'rishga yordam qiladi debdi. Mana qo'ng'iroq qildi. Qo'ng'iroq shunaqa shunaqa Skyway'da ishlaysizman, ishlayman dedim. Ofisingiz qayda dedi. Man aytdim, telefoningiz bormi san bor dedi, Telegram bormi san bor dedi. Man o'zi gardaniya tashlayman dedim. Turgan joyimda lokatsiyasini tashlayman dedim, tashladim. Bu odam ishidan o'zi keyin 2-3 kundan keyin kirib keldi. Va men bu yerda juda muhim ish bilan band edim, uzr so'rab unga tushuncha berib, ishlarni qilib berib, kartadan pul olishni o'rgatib, butun mukammal yordamni berdik. U seni odaming edi, meni odam edi, boshqa struktura edi deganimiz yo'q biz. Shunga qo'limizdan kelgan
Yardımımız bir cennete. Eğer siz buna şansınız, bütün varlık sizin amaçlısı sizi yardım verirdi. Her gün ömrünün en sonlu gününde yaşayış, vakti hayat sırlarından biridir. Şu anda siz baktıyor, vakti hayat geçirirsiniz. Birinci 49. sırrımız, turmuş ortağınızda işanç bildirin. Bu alakalarınızı küçültürüp, kamalat kullabaylardan bir kılık kadem taşlaşınızda, barça ve akşamın küllerini ve halatlarını yakın insanınız bilen bir ve basıbı çıkan sebepçi buladır. Turmuş otağımız bilen, elbette turmuş kuyarken paytımızda bizim niyetimiz şuna kadar buluşu gerek. Daha ömrümün ağır geçiyor şu, ben turmuş otağım bilen yaşayayım ben. Bazı bir eskiler içeri ki, ayıp kudursan, dostsuz kalırsan, tam kudursan, o katsız kalırsan deyişedir. Bu turmuş ortağı bulup bir yastıkla boş koyduk, siz burada turmuş kıyandığınızda iken elbette kamçılığını, dostluğunuzu kamçılığından vazgeçişiniz gerek. Ne için turmuş ortağınızı birbiriniz bilen fazla tuğa degan turmuş ortağınızı ne için hürmet kılmasınız gerek? Aynısı bu ayol kişi, mesela erkek kişi bozsanız, ayol kişi kabulgadan bulanlarsa bayağımız Allah'ın Allah'ın adı kalmadı. Ayol kişi kabulgadan bulandır. Onu tuğunlarımdan sindirip koymayın deyandı. Bu ilgili beridir. Tuğunlar bu miydi? Sindirip koymayın bunu. Ayollarımız boysa, ayollar mesela durmuş ortaları sizi büyük nimet. O şey zimmesine koyan, sizi kıyımınızı, yedi içtiğinizi, öz korkatınızı, durmuşunuzu, sizi çoğalık, bolları tabi açlıkı, şerat kıldırışlığını ve zimmesine koyan. Şuna kendi nikah okuldan payıda ayet edin. Siz durmuş ortalarınızı, uz, tam mahremimizde olduğunuz gibi de domlarını soruşuyorlar. Hani de cevap veriyorsunuz. Siz onu yaş günde, yaman günde taşlar koymayasınız diye şeyler, hani değilsiniz. Bunu kıyamadığına halatta şarait kılıp verip, yıkılıp verip, yaşaysınız mı, cevap kılıp verirsiniz mi, kim peçeriz, o kalkattan kabul olasınız mı, deyip söyledi. O şanda hadine bu adamımızda erkeğden cevap verişimiz gene. Hatun bol selam, şimdi tek hukukluyumuz. O yüzden bana şu, Hamza degen bir ahmakla, karıncı taşlar kılıp, hatunların açıklığı çıkarıp, tek hukukluyu da kanaya koyalım çıkardı. Ayağını tek hukuklu gelmez. Ayağlarının hukuku erkeklerinden balandı. Hatta öyle ki ayağın kişi tutup balanı eri kulübe bir işleyken hakkı var, var bakı aldı. Ya biz erkeklerimize ünit koyduk, ayağlarımıza ünit koyduk. Şu mavzunu albatta açılış gerek. Bu turunmuş çırali buysa koçadan insan erkek kişi harfli vaziyette, harfli şaraitte kerede. Koçaya çıkardığında ayağını ham, koçadan harfli vaziyette kerede. Harfkanın adamından sıfatını yaşadı. Harfkanın bir çirkin palakatlarını kürküsü uçurak kerede. O ne düşünmüş gerek? Şunun için ayol kuşu uyudu. Hımayede bölgeni, yani ne diyoruz biz? Hıfz hımayede bölgenliği yakışı. Bunu koçaya çıkmadan sonra ayol kuşu kusunu kusurup boladı. Onun muamelesi uzgarıp boladı. Koçada koyu kayın kütüldüken boladı. Koçada kayın derken albette çoğalı muamel kılıştık, harekat kılıştıkımız gerek. Turmuş ortak demek umurbatlık ortak. Öyle bitersin ondan, bitersin bundan desek, umurumuz bir padı. Uç git kararlarını bulmaya kalemiz. Bürüzü illi genci sır. Uzunluğunuzun yanında koprak harekat kılışka mecbur kılın. Her gün uzunluğunuzun yanında koprak harekat kılışka mecbur kılın. Hayat oyununun galipleri daima öz imkanatları çekilesini kengaytırışka intil edilir. Demek, biz oturak bulmamızdan yurak buluşumuz gerek. Yani kubrak harekatta buluşumuz gerek. Demek uzunumuzu, imkanatlarımızı her kança biz çekilemezden uzun. Ben kolumdan kemiydi. Ben bilmiyim ben. Allah mıkin? Barsan bulan mıkin? Bulmaz mıkin? Açsan bulan mıkin? Bulmaz mıkin? Mikin mikin nasıl seni eptaşaş gerek. Barsan bular mıkin demek, barsan bular deyiş gerek. İştar mikin deme iştar deyiş gerek. Kılar mikin deme kılar deyiş gerek. Şuna kaynı mikillerinin sözümüzden ateşleştirmemiz gerek. Bu bizi elbette imkanat çekerimizi kengaytır verildi. Özümüz korkadığın işini kılın. Ve bu bilen siz korkunu yengesiz. Buna nasıl da korku kirli yaptığımı kılıçlık ki Eplü Amerman de yapsın mı? O şeyin elbette ürünüp o şeyini kılın. Kılıçlığı bilen etsedik o. Kuz korku, kul batır. Kuz bilen kul bulmuyduğun tüyledi. Lekin o şeyin
harakat qilsangiz, bajarasiz va uni yengasiz, bitta g'alibiyatga, bitta g'alibaga erishgan bo'lasiz. G'oliblar oddiy odamlar yoqtirmaydigan ishlar bilan shug'ullanishadilar. Hattoki o'zlarida ishtiyoq yoki zavqlari bo'lmasa ham, xarakter va mardlik shundandandir. Nozik taraflaringizni kamaytirishga yechim toping. O'zingizdan nari surib qo'ygan ishlarni bajarishga harakat qiling. Intizom mushaklaringiz orqali shunday harakatda bo'lingki, kuningiz mazmunga, ijobiy natijalarga va quvvatga to'la bo'lsin. Demak, bizga yoqmaydigan ishlar bor. Yoqtirmaydigan ishlarimiz bor. Nima qilishimiz kerakligini aytmoq. Shuni qilishimiz kerak edi. Shunda biz salbiyat, ya'ni yoqmaydi, salbiylik qilishlik ijobiylik. Shuni ijobiyat bizni olib qo'yib yuradi. Biz qachonki o'zimizga yoqmagan ishni ham qiladigan bo'lsak, biz ijobiyatga engashib, yergashib boraveramiz. Biz jismimizda mardlik, shunaqangi bir xarakterimizda shunaqangi mardlik paydo bo'lib, mehribonlik, mardlik albatta mehribonlik bilan barobar chambarchas birga yuradi. Mard odam mehribon bo'ladi, mehribon odam mard bo'ladi. Shunaqangi ijobiyatlarga erishib boramizki, hattoki hayotimizni shunaqangi mazmunli o'tayotganda o'zimiz ham xursand bo'lib ketib, kunni qanaqa o'tganini bilmay qolamiz-da. Sal harakat bo'ladigan bo'lsak, masalan shu bugun men kunni qanaqa o'tib ketganini bilmay qoldim. Ancha muncha ish qildim, lekin kunni qanaqa o'tganini sezmadim. Qarasam soat 7:30 bo'lib qopti. 7:30dan bir kishi bilan o'tirdim, maytim to'xtab. Bugun 8:00 men yig'ilishim bor, endi qaymoq deb qaydab jo'natib, tayyorgarlik qilib, mana webinarni boshlab turibmiz-da shu ish. Alloh nasib qilib shunaqa narsalarni. Demak, ijobiy natijalarga va quvvatga biz hayotimiz to'lar ekan. 151-yil, optimizm siz hayot. Odatda yuqori darajalarni egallab keladigan shaxslarning ko'pchiligi hayotga ijobiy ko'z bilan qaraydilar. Kim ko'p narsaga erishgan bo'lsa, kim natijaga, yuqori natijalarga erishgan bo'lsa, u albatta nihoyatda hayotga va butun borliqqa ijobiy ko'z bilan qaraydi. Payg'ambar aleyhissalom tasavvuf tarixlari bor. Hislat nazar bo'ling, illat nazar bo'lmang deganlar. Buni ma'nosi yoki har bir tarafni yaxshi ko'rishlik kerak. Qoqilib ketdingiz. Nimani yaxshi etni ko'ring. Qoqilib balki Alloh sizni kelajakdagi qattiqroq kulfatdan saqlab qoladi. Qoqilishingiz natijasida tez ketayotgan holatingiz sekinlashadi. Masalan, chorrahaga yaqin borib qoldingiz. Qoqildingiz. Albatta, qoqib o'rningizda turib, uyog'ingiz qoqib bir 20-30 sekund o'tib ketdi. Balki o'sha paytda qoqilmay chorrahaga borganingizda bir mashina o'tib ketishi mumkin edi. Yoki tepadan yuqoridan bir narsa tushib, daraxt sinib bosib qolishi mumkin edi. Shunaqa holatda ko'pchiligimizda bo'lgan. Qandaydir holatda bizda to'sqinlik bo'lib, harakatimiz to'xtab qolgan bo'lsa, albatta kelajakda undan qattiqroq kuchfatni oldini olgan bo'ladi. Optimizmsiz hayot o'z ma'nosini yo'qotadi va har bir qadam tashvishlarga boy bo'ladi. Demak, kunimizni rejalashtirmasdan, hayotimizni ijobiyatga yaqinlashtirmasdan hayot kechiradigan bo'lsak, bir optimizm, optimist bo'lmasak, bir hamma narsada ijobiylikni, yaxshilikni ko'rmaydigan bo'lsak, albatta bizning kunimiz kulfatdan o'tadigan bo'lib qolar ekan. Salbiy narsa salbiyni chaqiradi, ijobiy narsa ijobiy narsani chaqiradi. Qachon bir hamma narsa ijobiyat bilan qaraydigan bo'lsak, albatta bizga ijobiyat yaqinlashib kelaveradi. Magnit tortaveradi. Hayoli fikrimiz ijobiyat bo'ldimi, bizga Alloh tomonidan o'sha berilgan cheksiz koinotdan butun yaxshilik, butun ijobiyat bizga tortib kelaveradi. 152-yil sir. E'zozlanadigan shaxslarning eng yaxshi 7 turga turli hislatlanadi. E'zozlanadigan shaxslarning eng yaxshi 7 turli hislatlari. 7 turli hislatlari. Shunaqangi bir odamlarda hislat bo'lar ekan, e'zozlanadigan shaxslarning hislatlari degan ekan. Bugun qalam olib, o'zingiz e'zozlaydigan shaxslarning eng yaxshi 7 turli hislatlarini qog'ozga tushiring. Kimni e'zozlaysiz? Kimni hurmat qilasiz? Kimni yaxshi ko'rasiz?
kimni sevesiz? Bizi yaxşı görgən adamımızga nisbətən bizdə xislət köp çıxadı. Biz bir kişini hürmət qılsak, bir kişini yaxşı görsək, bizdə xislətli tuyğulardan juda köp bo'ladi. O'shanda eng asosiy turli har xil mazmunlarga 7-tasini taqozga tushirishimiz kerak. Ve rastlığınız yakınlığı elip koyun. Yani yatağınız. Ve yatağınız yakınlığı elip koyun. Her gün ertelap uykudan uyanganınızda ondaki aynen bitti kısılatka itibarınızda karatır. Kün devamında onu özünüzde aks ettirişke hareket kılık. Bir ay ötkandan keyin bu hususiyatlar sizde mahkam yerleşedi ve iki aydan sonra ular toluk sizdeki bölgede. Gördünüz mü? İstesini uzun koyarken sizde daimi her gün ertelap durup bittesini o şey bittesini hareket kılıyorlar. O şey uzunuzda mülasam kılışlıkta uzunuzda anlığınızda çalıştıkta uzunuzda müstakamlaşıkta hareket kılmada verirken. Bu mesela o şey azgın alat ötkendirken bir ay ötkendirken o elbette sizde bu mahkem sizde görünüşü olarken de o şey hususiyet. Yaş gördüğün adamın yaş hususiyet sizde görünüşerken. İki aydaki oturuk sizdeki sizde hem şu düşük hususiyet payda bulup, siz hem kendi hayatınızı o şey hususiyet bile utkızıdan bulup, ömrünüz mazmurlu bularak. 153. sır, karakterinizi müstahkamla. Karakteriniz müstahkamlıdır. Türlü tanış ve notanış şahslar siz hakkınızda türlüce öyleşedir. Sizin taşırtı soruş gerek bulanlar ise bu karakterinizdir. Siz onu nefakat tola kolluk başkaları olasınız. Belki onu rajinatları takavmülaştırış için küçüğünüzü ve bardağışınız yetedi. Karakteriniz kançalık müstahkam ve küçülüğü bulsa icabilik sizin kuruşunu başlayın. Sizin kuruşunu başlayın. Demek halkın odamı bizim hayatımızda halkı getirelim. Mingta odamlar so'rasangiz, mingta fikrga ega. Hammasi doim bir xil fikrda bo'lmaydi. Hech qachon bir xil fikrli odam bo'lmaydi. Parjezlarimiz har xil bo'lgani kabi, odamlar xarakteri ham har xil bo'ladi. Mana qaydir bir o'sha ularning gapi sizni ta'sir qilsin. Kim nima gapirsa, gapiraversin. Sizga u ta'sir, siz uni haqida muammo qilmang. Siz o'zingiz xarakteringizni yaxshilab boravering. Qalb xususiyatlari yaxshilashlik, yaxshi xususiyatlarni o'zingiz o'zgartirishing bilan avvalo bo'lavering. Siz xususiyatlaringizni yaxshilab, siz o'zingiz mukammallashib boraversangiz, albatta siz xarakteringiz ko'rkam va xarakteringiz mustahkam bo'lib va kuchli bo'lib boraverasiz. Sizni o'shanda ijobiylik doimo sizni quvib yuradi va holatga kelib qolar ekan. Sizni doim ijobiyat qurib, izlab, topa deyakanda, xohlasa atladı ko, çillaki çillakini kurup çumavladı. Yaxşıya yoldaşsan, mağmurat getesan, yamanga yoldaşsan, kurfat getesan. Ha, şuna kaynı bir ot yüzünü, oyununu, toy egallaydı. Ama bu şey, yaxşı odakını kanca yoldaşsanız, bunda kısaltlarını uzunuz olup olsanız, siz hem yaxşılanıp yaxşı bulun, bora veresiniz. Bu albatta insanlığı icabiliğini hemen asayın o. Bizde tahminler belirli. Kaçak ki biz uzunumuzu yakışırsak. Bunun için bende bir gap var. Mahallin gelip tahmin etmem ki. Her bir adam uzunu tüzeltse dünyada tüzeltilen adam uzmanı yedi. 7 milyar adam var mı? 7 milyardan kopyalan adam var mı? Hepsi uzun tüzeltsin. Her kim uzun tüzelsin, dünyanın tüzeltilen adam, bravo tüzeltişi hiç gerek yok. Bu da adam yok. 7 milyon adam uzun tüzeltilen adam var. Kim tüzeltilsin? Hemen tüzeltilen adam, kuşumuz sarkılmaz. Hiç kim tüzeltilmeyiz. Uzunumuzu meram tüzeltilirken, kuvvetimiz yeterli. Kaçan biz uzunumuzu kızıp tüzeltilen bulsak, bütün alem çarabı buladı. Biz icabı fikir kuvvetilen bulsak, alem bizde korkak kuruladı. Ali baro bir mutfilimda olam ne kadar chiroylik deb o'shadi to'tiqush. O'sha to'tiqush chiroylik ham bo'lmaymizmi? O'sha bir mutfilimda to'tiqush so'zi bu mutfilimda albatta bir komil inson buni suratkordan bu komil inson buni yaratgan. O'sha qo'shiqlarni ham bir qandaydir komiliyatga erishgan insonni qilgan. O'sha har bitta ko'rayotgan narsamizda o'zimizga ijobiyat olishimiz kerak. Ana shunda Xudo xohlasa biz hayotimiz ko'rkam bo'lib boraveradi.
Xo'p, xarakterimiz qanchalik mustahkam va kuchli bo'lsa, ijobiylik sizni qo'shni boshlaydi. Ijobiylik qo'shish kerakmi? Xarakterimizni mustahkamlab boravering. 154 sir. O'zingizni foydali sharbat bo'lgan apelsin deb ko'ring. O'zingizni ichining asosiy qismi faqatgina foydali sharbat bo'lgan apelsin deb ko'ring. Ko'nglingizni, ongingizni muloyimlik, ijobiylik, kuch, g'ayrat va intiluvchanlik bilan to'ldiring. Toki sizdan faqatgina shu xislatlar sizib chiqsin. Nima? Bu yerda apelsinni taqqos qilinibdi. Qolgan narsani ham olishimiz mumkin. Barcha bir shunaqangi bir apelsindan ko'proq sok chiqadi-da, sharbat ko'proq chiqadi. Shuning uchun apelsinni olingan bu yerda. Nimalik bo'lishdan qat'iy nazarda, o'zingizni bir o'sha bir odamlarga manfaat keltiradigan to'liq bir idishda hisoblanadi. Ichingiz faqat manfaat, birovlarga manfaat bo'lib, o'zingiz ongingiz, vujudingiz, jasadingiz manfaat manfaatli deb hisoblanadi. Shunda sizdan faqatgina atrofingizga manfaat yetadi. Faqatgina atrofingizdagi hamma sizga qarab sizdan o'rnak oladigan bo'ladi. Oldin sizimizda aytdik-ku, yettita chiroyli yaxshi xislatini, yettita turli yaxshi xislatini olib, o'shaning sekin o'zingizni o'rgatib, o'zingiz qilib oling deyapmiz-ku. Biz o'shanaqa muloyim bo'lsak, shirin so'z bo'lsak, xandon bo'lsak, odamlarga faqat yordam berishdek, yaxshilik qilishni niyat qilib gapiradigan bo'lsak, albatta yomon gap ham bitta tildan chiqadi, yomon yaxshi gap ham bitta tildan chiqadi. Lekin ota-bobolarimiz aytishardi, shunaqangi bir ishtigandikki, dunyoda eng shirin narsa nima deb bir podsho aytgan ekan. Dunyodagi eng shirin narsani top keling deb aytgan ekan-da. U odamlar bor bittasi juda dono odam bo'lar ekan, til olib kelgan ekan. Dunyoda eng shirin narsa shu til degan ekan. Hamma yaxshi so'zlar shu tildan chiqadi. Shunaqangi bu tildan mo'l tomgan odamlar bo'lar ekan deyishadi-yu. Chiqadi ko'rmagansiz, tilimizdan tilidan asar qo'ygan odam ko'rmagansiz. Tildan bol tomlar degani shu, shu doim shu shirin so'z gapiradi, odamlarga bir maslahat beradi, odamlarga uning yordami tegadi. Mana shu odamlarni aytiladi, o'sha tildan bol tomlar deyiladi. Shu tilni olib kelishgan ekan, eng dunyodagi shirin narsa shu olib kelishgan ekan. Keyin bir kun dunyodagi eng achchiq narsani olib kelinglar degan ekan. Yana tilni olib kelishgan ekan. A shirin narsa olib kelsam tilni olib kelasan, achchiq narsa olib kelsam tilni olib kelasan, nima endi bu desa, tildan chiqadigan kulfatlarni kelgan kulfatlarni odamlar o'sha g'ibbat, balo, battarshaqa eng qadr ishlab til tufayli dunyoga kelar ekanda shunda uni sifatlab berishgan ekan. Shuning uchun biz nima o'zimizni tilimizni qaysi tomonga bursak o'sha tomonga shakllanib boradi. Ijobiyatga burasak ijobiyatlik tomonga yuradi, salbiyatga buradigan bo'lsak salbiyatga yuradigan bo'lib qoladi. Shuning uchun biz ana shu o'zimizni vujudimizni yaxshilikka to'ldirishimiz kerak va bizdan faqat yaxshilik baqib chiqishi kerak. Odamlarga doim xushko'ngilliklar bilan yordamlashimiz kerak. Doim qo'limizdan yordam keladimi? Qo'limizdan kelgan ishmi? Yo'q, shoshmay turib ertaga ertaga qilmasdan o'sha vaqtda qilib beraylik. Odamni biz o'zimizdan sovutmaylik. Odamni biz o'zimizdan yirtmaylik. Shunda hayotimiz mazmunga to'ladi, kunlarimiz chiroyli o'tadi va albatta hammamiz ham bu dunyoga vaqtincha sayohatga kelgan odamlarmiz, imtihonga kelgan odamlarmiz. Imtihondan chiroyli o'tib, sayohatimiz chiroyli yakun topib, oxirgi manzilimizga chiroyli holatda, muvaffaqiyatlarga erishgan holatda va yaxshiliklarga burkangan maqomga yetib boramiz. Navbatdagi 155 sirimiz. Bizning hayotimiz cheksizlik ichidagi qisqa davrdir. Ana endi keldi. Koinot misolida juda ham kichik bir zarramiz. Dunyodan ko'z yumganda o'zimiz bilan hech narsa olib keta olmaymiz. Shuning uchun hayotimizning mazmuni boshqalarga xolis xizmat qilish bo'lishi kerak. Ajoyib narsa, ajoyib narsa, ajoyib narsa. Oldingi sirlarni bittasida aytganmiz, milliardlab galaktikalar ichida kichkinagina sayyoralar, eng galaktikalar ichida eng kichigi, albatta oydan ham kattaroq, yer. Yerning sun'iy yo'ldoshi oy bo'ladigan bo'lsa, yerning yo'ldoshi tabiiy yo'ldoshi oy bo'ladigan bo'lsa, oy yerdan kichikroq. Uning tortish quvvatidan chiqib ketadigan holatda
aylık türede. Bana şu mittikine yer zeminimiz, Kuvarç'tan kança küçük, Satürn'dan kança küçük, şuna kadar, Jüpiter, şuradan kança küçük. Bu şeye katlama, karamastan, bana kopyayın çekeyin ki, payda şuna kadar internet oğuzlanan dağılırken, televizyon oğuzlanan dağılırken, hangi bulan bulmaz. Gayrı tabi iğar oldukları sözle kopya yok etken. Kamiyeti kirlerken eken, bana şükür isteği uğurlu köten eken, kamiyeti nakıl suruşkarı katkılayanmış, nakıl suruşkarı. Ya onu bunu saklak koymandı, kıyamet küçü, bu saklaşlarının vadesini belgen ko. Ne için düşünüyorsun ki iş almayınız ha? Bunu yaratkan olan milyarlar yıl yer çıkartıp dolapak durmak gibi yaptı. Milyarlar yıl yerde olanla yaşak gibi yaptı. Hiç yaşıştı bu gün yok. Yok ki biz az megan bu yüzde yaşışımız gibi yok ki keyin bana mesela hazır keyin hayatımızda yüzde yaşadığım olsak bugün yine 70 yıl yaşarımız 60 yıl yaşarımız 50 yıl yaşarımız 40 yıl yaşarımız 30 yıl yaşarımız yüzde 40. Şunun için vakit Allah sağlık veren bundan daha ağır kalakını da kendine tekrar gürlük eder. Bu bölmeden derse. Biz küçükken zarı çırası bulsak, biz sakla bol yaptım, yeri sakla kül yaptım, biz hem sakla edin çoğunluğu, Allah'ın Osman'ın kulağı bozu. Demek, dünyadan göz yumruk elimizde işe salıp gitmeyemiz. Bana şu önünde sak toprak toktanı götürmez. Elbette hammamız hem ulu uçumuz, bir kul ulemiz. Ve Şah Bahram atkanda tabuttan kolumuz çıkarıp koyu degene kadar Şah Bahram. Adam da görürsün ben dünyadan şarap gitmeden mi desin. Kötü atkanda mı degene kadar. Biz elbette bir dünyadan hiç nasıl vakit almayız. Bizi hem de tabukan mal dünyayımız, külümüz. Bu akşam koyar mısınız? Kumgandı yönüne bir 10 milyon dolar sarı kum koyar mı? Uydu 100 milyon dolara bunu koyardı uydu. Hiç bu bizi bir başkasının şöyle milyon dolardan bir başka 10 milyon doları kabul oluyor, bak kumgan mı? Kumgan. Zor. Bir yer mi doluyor diye kastım şimdi ki işaretten de. Buran kişi kastım şimdi kumgan mı? Kumgan. Ya en küçük, ahırgı modeldeki 2 mi dolu tırdıman telefon tutarak. Buran kişi telefonu burada kumgan mı? Şu uzun hayatımızda da kattı misal ki, hiç aslında kötü olmayınız ki. Biz o kadar da nasabız ne? İnsan organdayken bütün amalları toktaydı. Sağlık amal tam toktaydı. İnsan organdayken sağlık mesela hayat eken bir kişinin kümlünü alırdı, sağlık iş kılırdı. Bir kişinin kanunu kılırdı, sağlık iş kılırdı. Bir kişinin ağırlığını yengil kılırdı, sağlık iş kılırdı. Bir kişinin için kümlünden yoldan verirdi, sağlık iş kılırdı. Bunlar elbette rahmet aydı. Bu insan hayat devamında kılıp barıdı bu nesneleri. İnsan hayat duran kalpte bu nesneleri kılırdı. İnsan organdaki bunun sahibi toktaydı. Şimdi sahibi toktamaydığına 4 tane sıfır. Birincisi, maçit kurgan bozsanız, maktab kurgan bozsanız, bahçe kurgan bozsanız, bir bina kurgan bozsanız, adamların nafada denetken bozsa. Bundan sahibi toktamaydı. Organdaki hep kabirde, yani şu bina, hangi adamın hizmet kılsa, şunca vakit sahibi törtüledi. Qori farzand qoldirgan bo'lsangiz, doimi yaxshi muomaladagi farzand qoldirgan bo'lsangiz, hamma otanga rahmat deydi. Otanga rahmat degan so'z sizga savob bo'ladi. Padaringa la'nat demasa bo'ldi. Ashnaqani farzand qoldirmasak kerak. Farzandlarimizga chiroyli tarbiya bersak, otanga rahmat, onanga rahmat desa alishib savob bo'ladi. Odamlar foydalanishi mumkin bo'lgan kitob yazıp kaldırılan bozsanız. Adamlar o kitabı okup, örgülüp, hayatına tatbik kılıp, yakışılıkla erişse, sizde şu adamdan kança, şu kitaptan kança adam faydalanıp, sevap verip olsa, sizde ama şu sevap vermeden hayatta fark edilir. Törtüncüsü yol kuruş. Törtüncü en küçük neçesi, yol kuruş. Bizi, Skyway kampanyamız yol kuruluşu. Bana şimdi arzulayan pulumuzu sıfatımızı başıda ettim. Erzimegen bir az günü pülümüz bilen, kolumuzdan imkan etti. O şey pül yok var bile hareket edin. Bir en kımmat baha bir hayvanını alıp suyup, keyifini dağdan alıp getirip, 1000 dolar ve 10 bin dolar ve keyif alıp getirip, yeseniz ha, getirdim. Yok getirdim.
Bunlar hiç kanaka marifat olmaydı. Her kanaka aynı değil, ha? Bunların hiç kaçtığı soğuk yok. Kıyafet işimiz demek, kıyamet geçer. Ben şu arzu eden pülümüz, o şey, 10 bin, mesela aylık 10 bin dolarla meşe kumaylık, tuy kumaylık, 5 bin dolarla tuy tarika. Bana yakın da bana, 1000 dolarla tuy tuttu, 3 kişilik tuyların taşırılma bana, kanatın paytada. Şimdi tuy şok, tuy kusayan olar da, bu doğru kuruş mümkün ki. Fakat koçan tak kılak koysa, kalan koysa, bir kişi macburla kumaysan da çıkılması gerekir mi? Ha bunu Allah tak kılak koyan ki, yaratkanın ne için konulu kamalı mı? O şey arttırgan pülümüzden az gün eskervayla kuyup koyduğun olsak, ben şu, biz ahiretimizde, kabulümüzde nur bortluyduğun, sahab bortluyduğun hemen şu yakan. Elbette yana tortluyduğumuzda adamlarımızda, duplikasyon da dasu diyemiz, duplikasyonun manası değil mi? Oldunca ağzıki gepürü adamlara çürtürüp gitkizi varabildik, ağzıya gepürü çürtürüp gitkizi varabildik, adamların içine çıkıp getebildik. Şimdi ağzı izden çıkmaydı, ben şu kule yapkan derslerimiz hepimiz YouTube'da çıkardı. Mana shu darslarimiz hammasi YouTube'da bor. Buni yozib olib qo'ysa. Hozirgina arzimagan pulimizni sarf qilib bitta fleshka o'tirib, fleshkaga masalan, har darsni internetdan olib fleshkaga yig'ib-yig'ib boraversak, yo telefonimizni ular bu fleshkani ko'rishimiz mumkin, yo kompyuterimizni ular buni ko'rishimiz mumkin, yoki televizorimizni ular ko'rishimiz mumkin. Menimcha juda ko'p foydalanadi. Kompyuter bor, juda ko'p foydalanadi. Televizor bor. Şurada kop parada alıyor, fleşka var, ha? Telefon hemen yan kulda var. Her şey telefon arkalık, telefonu kaldırızda sınmaya dediğinden basak, fleşke bir azap koyarlık. Fleşkenin telefonu ulak koyarlık şuna sana. Bu malumatla hemen hazırlıkında var. Olup asla 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 şuna sege, hayatımızda tatbik kılıp aradıkan basak, hemen biz kan yukarı neticede gelişkenimiz ve ona zeminimiz yerine saklaştık ve sıksanımızı koşkan bulup, Allah'a emanet olun, Allah'a huzurda borganimizda senga bergan umrini nimaga sarf qilgansan degan savolga javob berishimiz ham oson bo'ladi. Tamam. Shuni yodingizda saqlang. Saqlagan holda har kuni ertalab uyqudan turganingizda quyidagi jumlalarni takrorlang. Men bugun o'zgalarga xizmat qilib, ularning haqida qayg'urib, ularga muloyimlik, munozamat ko'rsataman. Shaxsan manfaatdan ko'ra o'zgalarga xizmat qilish yashash hayotimizga katta o'zgarishlar olib keladi. Demak, uydan chiqayotganimizda bugun bir kishiga yordam qilaman, bir kishi bugun mendan manfaatlanadi. Muloyimlik bilan munozamat qilaman, ularga xizmat qilaman, boshqalarga xizmatini qilaman deb uydan chiqishimiz kerak ekan. Mana ofisga kelasizlar, o'sha yerda izohlayman. Masalan, yana boshqa sponsorlar bor ko'pgina. Mana Baxtiyor Jon, mana Gulbahor Xon, mana hammamiz ham insonlarga mana Nazirxon. Hamma aytib bizdagi hamkorlarimiz ko'p yarishib kelayotganlar, ayni juda ko'p keladiganlar, ko'pchilikka har kuni yordam qilishga harakat qilib chiqishadi. Bu ishimizni bardavom qilaylik, vatanimizni, mamlakatimizni, yerimizni, insonlarimizni kulfatidan saqlaylik. 156 sir. Ish joyingizda yangilikka intiluvchan bo'ling. Bir hafta davomida o'ylab, bajarayotgan ish jarayonini, hamda ish joyiga yanada yaxshilash, ish joyini yanada yaxshilash va samaradorligini oshirish uchun boshlig'ingizga 10 ta maslahat bering. Kuzatuvchan bo'lishingiz kerak. Ishxonamizda, ish joyimizda shunaqangi bir nima qilsak, o'zgarish bo'lishi mumkinligi haqida o'ylashimiz kerak va hafta davomida shuni yozib borib, esdan chiqadiganimizni yozib borib, bugun bitta, masalan, mana bu ish yaxshi ekan, mana bu ish joyda mana bu tashqi qilishlik yaxshi ekan, mana bu joyda mana bu qilishlik yaxshi ekan deb turib, hafta davomida bir 10 ta boshliqqa 10 ta yaxshi maslahat berishligimiz yaxshi ekan. Muammolar yechimini ishtiyoq va g'ayrat bilan topuvchi va ularga qarshi kurashuvchi serg'oya xodim bo'lib taniling. O'zingizni ishingiz shunday mukammal ustasi bo'lingki, albatta bu barcha muammoga yechim topa oladigan bo'ling. Qilayotgan ishingizda nima kamchiligingiz bo'lyapti? Bir kishi bilan suhbatlashdingiz, skala haqida ma'lumot berdingiz. Bizlar ma'lumot beruvchimiz xolos. Biz qo'limizdan ma'lumot berish keladi xolos. Biz ma'lumot beraylik. U inson nima fikrga keladigan bo'lsa, Alloh unga nasib qilgan bo'lsa, u shu narsani bajaradi.
Allah onga nasib qilgan bo'lsa, biz undan qayg'urib, undan xafa bo'lib o'tirmaylik. Kerak edi o narsa. O'zimizni boshqa, masalan, bergan ma'lumotimizda u qanaqa fikr bo'lishi, qanaqa fikrda bo'lishidan qat'iy nazar biz o'zimizni bizga berilgan vakolat darajasidagi ishni bajarib qo'ydik. Tortishib, savollarga javob berolmasak, yolg'on savol-javoblarni berib, andoq bo'ladi, mandoq bo'ladi degan o'z fikrimizga turmaylik. Masalan, saytlarimizda, boshqa hamma joyda bizga 100 savolga 100 javob degan bir Injerniski degan saytda shu narsa bor. Oldingi nimalarda ham aytganman, o'sha narsa iloji bo'lsa, chiqarib olib, chop ettirib, bitta papka qog'ozga keltirib olsam bo'ladi. Iloji bor narsa. Yoki saytda, sahifani bitta vizitkamizga o'sha narsa yozib qo'yaylik. Savollaringizni mana bu joyda javob o'rnida berib qo'yaylik, o'zi internetga kirib savolga javob topa olaversin. Bundan tortishib o'tirmaylik, noto'g'ri javob berib. Shuning uchun yechimlarga, muammolarga yechim bera oladigan xodim bo'lishga harakat qilishimiz kerak ekan. 157-sinfimiz o'z ustingizda kulishni o'rganing. Kim o'zini ustidan kula oladi? O'zingiz bitta xato ish qilib qo'ydingizmi, o'zingiz ustingizdan kuling. Birovlar kulganidan ko'ra o'zingiz o'sha kulib, o'shaqa bir o'zingiz o'rganishga harakat qiling-da, o'zingiz aytib qo'ydingizmi, o'sha aytdi, ha deb yashirib o'tib ketmasdan uni oshkor qilib, o'zimizni o'zimiz buni tanqid qilib, tanqid ko'z bilan qarab, o'zimizni o'zimizdan kuladigan bo'lishimiz sizga ancha manfaat keltiradi. Qachonki biz o'z aybimizga ko'proq e'tibor beradigan bo'lsak, bizni qarshimizdagi suhbatdoshlarimizni aybi bizga ko'rinmaydi, deb qaradi. O'z aybini ko'ra oladigan odam birovning aybini ko'ra olmaydi. 158-sir. Oningiz derazalarini ochiq holda saqlang. Barcha kelayotgan ma'lumotlarni qabul qilishga harakat qiling. Kim nima desa, demak, biroq suhbatda eshitishi bilgan, gapirishi bilgan odam eshitishi biladi degan bizda naql bor. Gapirishi bilgan eshitishi bilish kerak. Oq ochiqligi mana shu eshitishi bilishimiz kerak. Kim gapirsa eshitishimiz kerak. Qanday bir fikriyat kelsa, buni ijobat bilan qabul qilishimiz kerak. Nihoyat bir nima kelsa, o'sha narsani bir ijobiy tomonini, manfaatli tomonini ko'rish bilishimiz kerak. O'shanda ong darajasi ochiq holatda bo'ladi. Har qanaqa nimani eshitib, mulohaza qilib, kerakli joyini olib, kerakli joyini tashlab olishimiz kerak. Salbiy tomonini yo'qotib olishimiz kerak, ijobiy tomonini o'qishimiz kerak. 159-sir. Ma'lum bir bütün kunni men demasdan, ya'ni ma'lum bir kunni men demasdan boshqalarga e'tiboringizni qaratgan holda o'tkazing. Ularni tinglang va bu bilan siz ulardan ko'pgina yangiliklar o'rganasiz va ham do'st bo'lasiz. Demak, men demasdan o'zimiz o'ylaymiz. Endi so'zda ha, mana so'zda men degan so'z qo'shishlik emas, o'zimiz o'ylamagan holatda. Faqat boshqalarga yordam qilishlik maqsad. Yani men demezler, men demezler, mine demez. Tebe de bu tarihde hayatımızda. Yani şu an bir günümüzü şuna konuştuğumuz gereken ki, uzunumuz umuma isten çıkarıp, borlukta biz hud yoktak başkalarda tinglap adamlarını, onlarla subatlaşkan fayette kubrak tinglap, lakani bir ülke kubrak marfat verdiğin halette, o'zimiz o'ylamasak, faqat qarshimizdagi odamlar bir kunimizni ajratib, faqat shu suhbatlashishimizni o'ylab, yaqinlarimizni o'ylab, o'sha uchun kunimiz baxshida qilib qo'yishimiz kerak edi. 159 ajoyib son. 160-sinfimiz. Kunda bir soat vaqtingizni jimlikda o'tkazing. Savollarga qisqa o'rinda javob bering. Aslida biz kun davomida bir xil va keraksiz bo'lgan narsalar haqida ko'p suhbatlashamiz. Bu qadimiy sharq usuli esa madaniyatning asosiy qismi bo'lgan so'zlashuv uslubingizni to'g'rilab, uni aniq va ravon bo'lishiga ko'maklashadi hamda irodangizni mustahkamlaydi. Kunimizni bo'lar bo'lmas so'zlar bilan kech kutkirdirib, har g'ibat, har bir qo'shiq qaytarib qaytarib, har bir
Odamlar var. Hakim çakırdı, para verdi, bir kuyla. Ha, paranın çıkını, orası çakırdı, pistan kışının tavuğu bizgiye çıktı. Olan kişinin iti akilledi, tutan kişinin mucidini miyaladı. Kerem az gaplıydı, ne gerek var? Hayatı, kısa gidi hayatımız bu ise. Hakkıda onun zorluğu bölgenimizde kança iti, kuşunu iti akilleden, kança kuşunu mucidini miyaladı, kança adam tavuğu kaçıp etken, kança adamın hukuzu ulpadan soru verdi, o da nasıl lan? Ne mi kıldın hayatlarım? Beni verilen ömrüm, beni sarkıldın da soraydım. O işte soru bir cevap verirsek harekat kılaydı. Ne mi kılıyordunuz? Bugün ne mi kıldım ben? O gün sırlarımızda artık, bugün keç kırdım, şu bugün keç kırdım da. Kündüz bilen, yarım saat vaktimizi elcertip, kündüz bilen ne mi oldu? Kimle bilen sıfatlaştı, kimle ne mi lan dedi? Bırak şimdi kuyumunu artık koyduğumu basa, ilacı basa, kongurak kılıp, telefon rakamı basa, özür sorup koyardık. Nasıl ettiğinizde bal kuruşkanı, özür sorup koyardık. Bu özür sorarsıyla bilen, yani ki, bir gap var, özür dedi, huzur dedi. Bazı bir adamlar, ne doğru iş kurup, özür sorup, huzur kullanan diye oynamasın. Bu mananın başka nasıl kalitleşir ki? Yani. Bunu başka nasıl kalitleşir? Özür dedi, huzur dedi. Siz, buran kişide, salviyat uygulatken bulsanız, buran kişide, yamanlık kıyan bulsanız, yoksa yaman kapı koyan olsan bu huzur söyleseniz ki yeni hayatın huzur da böyle bir sözler. Benim şu dünyada bu adamı narazı kılmadan bu kalayız. Hayattan insanlar narazı kılmak yetiştik yani. Benim şu nasıl bir hayatlıydım bu? Benim şu manada huzur dedi, huzur dedi. Hiç kaçan biz buradan huzur sorarsıydan yatmayalım. Madeniyeti bulamış şimdi. Hı? Ne bak, bugünkü mazurumuz, yani bugünkü dersimiz, bana iyi güvete dersi uttuk. Sorular olsa merhamet. Hop indi, yazılmışlarını, yazışmalarını görmemiz. Hop, yazışmalarını zor buldu. Ne böyle var eken bir anda? Ben de yakışı. Assalamu alaikum, hamdülillah, kardeşlerim, aleyküm assalam. Hop. Savallar var, mahkemet çatı yazalım savallarımız varsa. Düşünmeden, bilmeden derslerimiz varsa mahkemet. Kanaka savallar bu işten katli nazar düşünmeçülüyle varsa. Kampanyamız meselesi de. Ahlak odak meselesi de. Savallar var. Как всегда, у матросов нет вопросов. Сауал ёқ бўлса, баршамизга кунингиз омадли бўлсин, тани жонингиз соғ бўлсин. Мана борган сари кунлар кечикиб қоляпти. Чатда ёзайлик, мабодо. Назира, сизга каттакон раҳмат. Borumuzga shukur. Sen ham boringa shukur. Sizlar bo'lganingiz uchun shu narsani gapirib o'tiribmiz-da. Sizlar bo'lmaganingizda kimga gapirardik bu gaplarni? Mana shu barakan jamoamiz, mana shu Alloh bergan bir berganimizga zo'r ne'mat, Skyway degan ne'mat bor ekan. Shu tufayli hammamiz bir-birimizga yaqin bo'lib boryapmiz-da. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh barchaga. Bugün gün omadli o'tgan bo'lsin, ertangi kuningiz maroqli bo'lsin. Barchangizga yaxshilik, omad tilab qolaman. Yana bir bor hammangizga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Bo'lingizga shukr, rahmat.